üreticide ciddi bir fiyat beklentisi var ve üreticimiz ciddi anlamda borçlu. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, buğday hasadına az bir süre kalmasına rağmen buğday alım fiyatının açıklanmadığını ve bu yıl üreticinin taban fiyat beklentisinin en az 9 lira olduğunu söyledi. Son yağışlarla buğdaylar kendini toparladı. Şimdi herkeste bir fiyat beklentisi var. Buğday fiyatları geçen sene 7,5 liradan başladı ama nedense bugünlerde fiyat 6 liralara, 6,5 liralara kadar geriledi. Bunda yapılan ithalatın çok büyük bir nedeni var. 7-7,5 liralardan ithalat yapıldı Rusya'dan ve Ukrayna'dan tahıl koridorunun açılmasıyla birlikte. Ama üreticinin ciddi maliyetleri var. Buğdayı ekerken kullandığı mazot, gübre, ilaç, ardından kullanılan tohumluk, akaryakıt, yani bunların her birini eklediğinizde Türkiye'nin tüm bölgelerinde buğday maliyeti her yerde aşağı yukarı 8 lira 50 kuruş ile 9 lira arasında değişiyor. Yani üreticide fiyat beklentisi en az 9 lira ve üstü bir fiyat. O üreticiyi kurtarır. Tabii ki Toprak Mahsulleri Ofisi yine fırıncılara düşük fiyatla un vererek ekmek fiyatını da dizginlemesi gerekir. Ama üreticiyi düşük fiyatlara mahkum ederse Toprak Mahsulleri Ofisi ayağına sıkmış olur. Çünkü hem de destekleme primi hala 10 kuruş. Bunun öncelikle 1 liraya çıkartılması ve fiyatın da Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla şu günlerde açıklanması gerekiyor. Çünkü Çukurova bölgesinde 15-20 gün sonra hasat başlayacak. Ardından tüm bölgelerde başlayacak. Üreticide ciddi bir fiyat beklentisi var ve üreticimiz ciddi anlamda borçlu. AKP'nin uyguladığı tarım politikaları neticesinde üreticinin borçlu.